Beytüşebap diye yazdığımızda, konuştuğumuzda Türkiye'nin her yerinde korkulan, çekinilen bir yer olarak algılanıyor. Ama buraya gelip, burayı gezen, burada görev yapan, buradaki havayı, buradaki suyu, buradaki havayı koklayıp, buradaki suyu içen ve buradaki güzel insanlarla muhabbet kuran insanlar görüyor ki Beytüşşebap korkulacak, Beytüşşebap çekilecek bir yer değil. Doğasını gezdiğimizde buranın Karadeniz'deki yaylalardan, Karadeniz'in doğasından ve hatta ben Alpleri de gördüm. İsviçre'deki o Alpleri de gördük. Oradan hiçbir eksik kalan yanı yok. Kato Dağı, Kato Dağı'ndan Faraşin Yaylası'na, Berfegya Vadisi'nden Yeşilöz Deresi'ne kadar Beytüşşebap inanılmaz bir potansiyeli taşıyor. Zümrüt kaplıcalarımız var. Termal açıdan bir potansiyelimiz. İnşallah çalışmalarımız devam ediyor. Oraya bir otel kazandıracağız. Var olan tesisleri modernleştireceğiz ve termal turizm açısından ilçemize büyük katkı sağlayacağız. Fotoğraf merakları, doğa tutkunları, raftingten doğa yürüyüşüne kadar herkes, bu alanda meraklı olan herkesi Beytüşebap'a bekliyoruz ve görecekler ki burada beklediklerinin fazlasını bulacaklar. Beytüşebap ve bu daha doğrusu bizim bölgemiz Beytüşebap bölgesi güzel yerleri vardır mesela. Kanyonları var, yaylaları var, dereleri var, kaynakları var. Biz hem yerli ve hem hani nasıl size anlatayım? Yabancı turistleri buraya davet ediyoruz. Gelsinler bizim bu bölgemizin güzelliğini görsünler, güzel insanları görsünler. Artık buranın misafirperverliğini görsünler. Biz Beytüşebap'ın turizme kazandırmasını istiyoruz. Rafting sporların yapılacağı habur çayımız, doğa yürüyüşlerimiz, yapılacağı kamp alanlarımız mevcuttur.